Şimdi de bir komşu ziyareti yapıyorum. Türkiye'nin batısındaki en uç noktadaki İpsala Gümrük Kapısı'ndan Yunanistan'a geçeceğim. İlk durağım Kavala, ardından Selanik. Göreceklerimiz çok ilginç. Uzun bir dönem çok şey paylaştık Yunanlı kardeşlerimizle. Şimdi oradaki izlerimizi süreceğiz. Kolay gelsin. Valla iş komşu ziyareti ama Schengen vizesine ihtiyacımız var. Buyurun pasaportumu. Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. İşlemler uzun sürmüyor umarım. Schengen'imiz var. Keşke bu tür vizelere ihtiyaç duymasaydık. Yani komşuya geldik. Yıllarca aynı şeyleri paylaştık. Aynı şeyleri yedik. Acılarımız aynı şekilde ifade edildi. Güzel günlerimiz, düğünlerimiz hep ortaktı. Bakalım tekrar başlar inşallah. Buyurun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ortak kültüre sahip iki ülke. Bugün yalnızca bir sınır çizgisiyle ayrılmış olan Türkiye ve Yunanistan'ın bağı tarih boyunca hiç kopmamış. İki halkın dili, kültürü ve yaşam biçimi her zaman birbirini etkilemiş. Kapı komşumuz Yunanistan, bugün Türkiye'den gelen tüm ziyaretçilerine kucak açıyor. Ülkenin gözde şehirlerinden Kavala, Coşkun Aral'ın Yunanistan'daki ilk durağı. İstanbul'dan 5 saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşılan kent, doğal limandan yükselen bir tepe üstüne kurulmuş. Tarihi güzellikleri ve deniz turizmindeki yeri nedeniyle Kavala, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı. Türk ve Yunan mutfakları benzer tatlara sahip. Sabah kahvemi İstanbul'da, kahvaltımı İpsala'da, şimdi öğle yemeğinde Kavala'dayım. Yanı başımızda, bizim için çok bilinir bir yer ama ne yazık ki ben bugüne kadar böyle gelmedim. İlk kez turistik bir gezi yapıyorum. Kaçırdığım için de pişmanım. Kavala, dünya tarihi için çok önemli. Çünkü Büyük İskender'in babası Filip'in doğduğu, büyüdüğü yer. Bir de Kavala'da Mehmet Ali Paşa var. Arap aleminin Muhammed Ali Paşa dediği, Osmanlı için gelip Arap alemini ciddi bir süre yöneten, Memlukluları bitiren ama Osmanlı'da baş kaldırıcı tanınan çok ünlü bir paşa buralı. Ama benim için Kavala'nın başka bir özelliği de var. Lezzetleri, inanır mısınız bugüne kadar kokusundan diyebilirim, böyle güzel bir ahtapot gelmedi önüme. Türkiye'de yaparlar ama en güzel bölümü derisini yana bırakırlar, biraz ot yemiş oluruz. Peynir klasik bizim fetamız, salatamız malum. Beyaz peynirli salata, burada fetalı salata, Yunan salatası olarak geçer. Ama midye, suyu pırıl pırıl gördüm. O sulardaki temiz midyeler burada güzel. Domates soslu, maydanozlu, üzerine peynirli bir haliyle karşımda duruyor. Bir de hamsi. Yaz olmasına rağmen hamsiyi bulabilme imkanımız var. Bütün bunlar öylesine güzel ki. Bir de diğer taraftan çok ucuz. Kavala'nın tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Makedonya Kralı Filip'in kurduğu Filipe Antik Kenti, Kavala yakınlarında bulunuyor. Filipe, aynı zamanda Büyük İskender'in doğduğu kent. Birçok farklı imparatorluğa ev sahipliği yapmış kent, asıl gücünü Osmanlı Devleti döneminde kazanıyor. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlık dönemi, Kavala'nın imarı açısından büyük önem taşıyor. Kanuni, stratejik öneme sahip kavşak noktalarında yer alan Saraybosna, Mostar, Üsküp, Kavala gibi şehirlerin başına güçlü valiler atar. İşte bu şehirler onun döneminde adeta yeni bir kimlik kazanır. Batı Trakya'nın en önemli merkezlerinden biri olan Kavala'da inşa edilen devasa su kemeri ve limanın üstünde yer alan kale, şehrin Osmanlı donanmasının en önemli üslerinden biri olduğunun kanıtı. Bugün eski şehir olarak adlandırılan bölgede Osmanlı dönemine ait eserler hala ayakta.
Kavala'da yaşamış en önemli devlet adamlarından biri Kavalalı Mehmet Ali Paşa. ...1387 ile 1912 arasında Osmanlı topraklarında kalan Kavala'nın en önemli mekanlarından biri, yanı başında durduğum Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın evi. Bu arada ona ait bir medrese şu anda bir otel olarak çalışıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa deyince Arap alimi onu Muhammed Ali Paşa diye tanımlar. Memlukları kaldıran, Osmanlı'nın safındayken birdenbire Osmanlı'ya karşı savaşan ve Arap Yarımadası dahil olmak üzere Afrika'nın kuzeyinde çok sayıda ülkeyi uzun bir süre yöneten bir Osmanlı komutanı. Kökeni Arnavut deniyor. Arnavut olduğu söyleniyor. Ama bilinen bir şey gücü. Öylece bir güç ki Yunanistan'da Kavala bölgesinde bile halen yüzlerce insan onun evini, onun bıraktıklarını incelemeye geliyorlar. Kavala'da doğan Mehmet Ali Paşa büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Büyük bir çöküş dönemine giren Osmanlı Devleti'nde kısa sürede yükselerek Mısır valisi olur. Mısır'da yaptığı ıslahatlar ve kurduğu çoğu Arnavutlardan oluşan güçlü ordusuyla Sudan'ı Osmanlı Devleti sınırlarına katar. Mora'da başlayan Yunan isyanını bastıramayan Osmanlılar, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım ister. İsyanı kısa sürede bastıran Kavalalı, İsyanı bastırması karşılığında vaat edilen Mora valiliği kendisine verilmeyince büyük bir isyan başlatır. Kendisine karşı gönderilen tüm orduları yenen Mehmet Ali Paşa, 2. Mahmut'un İngiltere, Fransa ve Rusya'dan yardım istemesi üzerine Kütahya'da durdurulur. Mehmet Ali Paşa'nın evi 1925 yılında Yunan Tarih Kurumu tarafından tarihi eser olarak tescil edilir. Tarih sayfalarına adını yazdıran Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın konağı, bugün şehrin en önemli turistik ziyaret noktalarından. Kavala'nın tarihine ışık tutan bir diğer önemli yapı da Halil Bey Camii. Cami, şehrin en eski Osmanlı eserlerinden biri. Erken dönem Hristiyan bazilikası temelleri üzerine 1530 yılında inşa edilen yapı, restore edilerek günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış. Yunanistan, her durakta ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Coşkun Aral'ın yolu, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü, şair Nazım Hikmet'in memleketi Selanik'e uzanıyor. Selanik, Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Makedonya bölgesinin en büyük şehri. Şehir, Büyük İskender ve babası Kral Filip'e kadar uzanan çok eski ve önemli bir tarihe sahip. Kentte bulunan antik kent kalıntıları da hem o günlerin hem de daha sonraki Roma uygarlığının izlerini taşıyor. Coşkun Aral'ın kentteki ilk durağı herkes için çok anlamlı. Selanik'e geldik. Gece ulaşmıştım. Sabahleyin ilk ziyaretimi Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in Selanik'te doğduğu eve yapıyorum. Benim için çok önemli çünkü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal'in, Atatürk'ümüzün 1881'de doğduktan sonra 1887'de babasının ölümünden sonra terk ettiği ev. 1907'de buraya tekrar geri dönüyor. 1907 ile 11 arası burada. Yani görevli olarak burada. Gariptir, o tarihlerde Sultan Abdülhamit de buraya sürgüne gelmiş vaziyette. Hiç karşılaşmışlar mı? Bir şeyler görüşmüşler mi? Osmanlı'nın geleceğine ilişkin yeni kararlar almışlar mı? Ben bilmiyorum ama araştırmak istiyorum. Bizim için çok önemli çünkü Cumhuriyet'in öncesindeki tarihe ilişkin bilgiler ne yazık ki yıllarca hep tozlu raflarda kaldı. Başkaları çevirdi.
Biz onlardan anlamsız şeylerle kendimizi yükledik. Ne cumhuriyetimizi ne ondan önceki dönemleri çok sağlıklı irdeleyemedik. Sanırım bu gerekiyor. Evet, Mustafa Kemal'imizin doğduğu ev. Şu anda giremiyorum çünkü içeride tadilat var. İçeride bazı şeyler Türkiye'de onarılıyormuş. Ama tekrar geleceğim, sözüm. Kitaplardan görmeye alışkın olduğumuz cumbalı, mütevazı ev, Selanik'in en önemli yapılarından biri. Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönümünde Selanik Belediyesi tarafından evin Yunan sahiplerinden alınarak Atatürk'e geri verilmesi düşünüldü. Ancak 1937 yılında boşaltılabilen ev, Selanik Başkonsolosluğu'na teslim edilir ve 1953 yılında müzeye dönüştürülür. Selanik'te bulunan antik kalıntılar şehrin geçmişine ışık tutuyor. Roma uygarlığının izlerini taşıyan kentin altın dönemi ise Osmanlı Devleti zamanında yaşanıyor. 1430 yılında Osmanlı hakimiyetine giren şehir, o günden sonra devletin Balkanlardaki en büyük şehri olur. Eğitimli ve bilgili insanlarıyla Selanik adeta bir ilim yuvası olur. Şehirde attığı her adım Coşkun Aral'ı Selanik'in tarihiyle tanıştırıyor. İstanbul'un fethinden sonra sanırım İshak Paşa tarafından yapılmış cami olmuş. Ama cami malum 1. Dünya Savaşı öncesi o huzursuzluk döneminde minaresini kaybetmiş. Şimdi imanet bir turizme açık alan olarak görünüyor ama geçmişte imanetler yapıldığı zaman içinde Darül Acizesi, küçük bir medresesi, fukaralara yardım veren vakıfları da yaşıyorlarmış. Özellikle altlarında bulunan gerçek anlamda yardımlaşmaya yerleri. Çünkü bizde bugün yardım biliyorsunuz reklamdan düşmeye, reklam yapma amacıyla kullanılıyor. Kimse kendi öz kazancından yardım vermiyor. Anlayışlar değişiyor ama işte İshak Paşa'nın yapmış olduğu Alaca imanet karşımızda duruyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde burası yapıldığında İshak Paşa tarafından kullanılan taşların büyük bölümü Roma döneminden alınmış. Hiçbiri kırılmamış, aynen kullanılmış. Yani bir başkasının yaptığına saygı gösterilmiş emeğe, sanata ve inanca. Bu var olduğu sürü içinde zaten isimler tarihe geçerler. Aksi halde biz ismimizi tarihe geçirmek için oradan buradan kaptığımız, bize ait olmayan veyahut da taklitlerle bir şeyleri inşa etmeye hiç gerek yok. Kalıcı olan evrenseldir. Evrensel duyguları taşıdığı süre içinde kalıcı olur. Tıpkı bu imanethane gibi. Osmanlı Devleti döneminde Balkanlarda sık sık görülen Alaca camiler adını sahip oldukları renkli işlemelerden alırdı. Anadolu'da yer alan camilerde rastlanmayan bir özelliğe sahip olan Alaca camilerin içinde çok sayıda manzara ve dua resimleri bulunurdu. Selanik'in ayakta kalmayı başaran camilerinden Alaca İmaret Camii bugün müze ve sergi alanı olarak kullanılıyor. Selanik'te her köşe başı ziyaretçilerini yeni bir eserle karşılıyor. Milattan sonra 300 yılı civarı inşa edilen ve adını dairesel şeklinden alan Rotonda, şehrin en eski ve gösterişli yapılarından. Rotonda'nın Roma'nın ünlü yöneticisi Galerius'un mezarı olması veya dini inanca hizmet etmesi için inşa edildiği düşünülüyor. Yapıda yer alan mozaikler ve süslemeler Selanik'in en nadide sanat eserlerinden.
Selanik'in tam göbeğinde muhteşem bir bahçe içinde olağanüstü güzel bir villa. Villa al Latino. Sahibi çok varlıklı bir Yahudi kökenli bir İtalyanmış burada yaşayan. Kendisine ait değişik fabrikaları gördük, kalıntıları tabii. Ama bu Villa al Latino'nun bizim için önemli olan tarafı Sultan Abdülhamid'in hayatının 3 sürgün yılını burada geçirmiş olması. Al-Latini Köşkü, Selanik'te fazla göz önünde olmayan ancak Osmanlı tarihi için çok önemli bir yapı. 31 Mart vakası sonrası Selanik'e gönderilen 2. Abdülhamid'in 1909-1912 yılları arasında kaldığı köşk, 2. Dünya Savaşı sırasında hastane olarak hizmet vermiş. Bina bugün Makedonya Bölge Valiliği olarak kullanılıyor. Selanik'in en önemli yerlerinden biri Yeni Cami. Gariptir bu cami, dönmeler diye tanımladığımız Yahudilikten Müslümanlığa geçmiş insanlar için yapılmış bir cami. Yapılış tarihi 1903, tam Osmanlı'nın son dönemlerinde. Malum bu bölgede 1666'larda bir Musevi, bir Yahudi zorla İslam'a davet ediliyor kendisi ve inananları. Onlara biz dönme diyoruz veya sabotajlar diye tanımlıyoruz. Bence olmaması gereken bir şey. İnsanlara zorla hiçbir zaman inanç verilmez. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in ahitnamesinin belgesini yaparken bunların doğru olmadığını bizzat gördüm o yazılardan. 1666'larda başlayan o akım, yani Yahudilikten İslam'a geçiş sonunda onlar için 1903'te yapılan bu camiyle noktalanıyor. Mimarisi dediğim gibi bir İtalyan'ın tasarımı olduğu için yeni bir sanat akımı olan Art Nouveau veya Art Deco. Etkilenmeleri çok farklı. Klasik Fas'ta tanıdığımız Kuzey Afrika mimarisi bir kapısı var. Sütunlar gotik. Böyle bir cami. Şu anda gezilmesi gereken bir müze. Selanik'te yapılan son cami olan Yeni Cami, aynı zamanda dönmeler, yani sabetaycılar tarafından yaptırılan ilk cami olma özelliğini taşıyor. Müslümanlığı seçen Yahudiler tarafından 1902 yılında İtalyan mimar Vitaliano Poselli'ye yaptırılan cami, 1925-1963 yılları arasında arkeoloji müzesi olarak kullanılmış. Caminin bahçesinde bugün hala mezar taşları ve mozoleler bulunmakta. Yıkılmış minaresiyle ilk bakışta camiden çok havrayı hatırlatan Yeni Cami'nin ön cephesinde yer alan Saat Kulesi de oldukça dikkat çekici. Cami, zengin sabotajcıların yaşadığı Hamidiye Mahallesi'nde bulunduğu için Hamidiye Camii Şerifi olarak adlandırılmış. Ama yaygın olarak Yeni Cami veya Dönme Camii olarak bilinmekte. Rehberin Fotini, bizi buraya davet eden Selanik Otelciler Birliği'nin bize vermiş olduğu rehber, değerli rehber arkadaşımız. Kendisine küçük bir takım sorular soracağım. Benim için önemli. Fotini, thanks for everything first. That one is the in the garden of the this mosque, we have many, many monuments. They come from the Greek, I think, no? Yes. Also Roman times. They come Hellenistic and Roman times from this town. I want to ask you, I saw many turtles also around. They make the visit and walking time with us. Can you read this article under the monument? Yes, of course I can. What does it say? This is saying that the name of this man, that he fought for the Roman army, that is what I can read, and he was killed in one of his battles. And where he was buried, his sister built this monument, this tombstone, to honor her brother. Sister and mother together. It's but a new generation place. Greek people, so they can read? They can read. And this is Hellenistic and Roman time Greek. It's very, I think it's almost common to what we speak today. It's easier for us than ancient Greek, let's say, which we are taught at school, though. Ancient Greek we learn at school. And this is a form most common to us today. It's the problem, because for me, I'm sorry, because I ask you, when I enter the door, I say, can you read me? Because in Turkish, but old language, yes, is the Arabic the scripture. Me, I can't read. I don't read because we have the Latin, but we say Ottoman language. There was really, really difficult for the learning. I don't know. You can read the drink of the 2000 years, everything. Yes. We need the translator for this one.
Coşkun Aral'ın Selanik'te geçen ilk günü sona eriyor. Ancak gün bitmeden onu bekleyen dostları var. Galispera, şu anda Selanik'te bir dost meclisindeyim benim için. Çünkü bu abilerim benden çünkü yaşlı, üstelik çağdaşım, akranım olan bir kardeşimle beraberim. Şu anda bir geçmişe yönelik bir nostaljik yolculuk yapıyoruz. Önümde de fotoğraflar var, birazdan bunları konuşacağız. Bize hiç yabancı olmayan ama zaman zaman o oralardan buralardan esirilen fırtınalarla dağılan insanların öykülerini bu masada bu akşam dinlendireceğiz. Your story, the origin story, the roots. I am a fourth generation of refugees family. We call it generation 1, 2, 3, 4 because we think that we are the people who must know the story and have a different identity from the other citizens. The one part of my mother came from Bursa. And the other part from my father came from Istanbul and in a village near to Istanbul, Küçük Çekmece. Oh, nice. Near the lake. Yeah. They came here in Hermaköy also. And then they left and go in a village that they look like they their village. Exactly the village. In 1922. A very famous poetry in Salonik, Yorgos Ioannou, said that Thessaloniki is the capital of refugees. So the most people in Salonik, there are refugees after the population exchange. In the Greek history, we have 1,200 people who exchange from different areas from now the country we call it Turkey. So they came from Izmir, especially from Izmir. A lot of people said that Salonik has a lot of characteristic. It's true. The sea and the square and exactly. Also the table. because the most people who came from Izmir, it was rich people. They know about industry, they know to how to make manufacture. So they became the whole economical situation, the up economical of the city, became from these people from Izmir because they had all this connection with the European part when they was in Izmir, of course. So in Salonik we have refugees from Izmir, from Cappadocia, from Pontus, from Istanbul, of course. But all these people, they are not in the center. They're in different areas in the city. This is the reason that we have new Chosme, Yeni Chosme, new... With a new name. New names, of course. New Chosme, new Bursa, this kind of... Yes, and if you see the areas that the refugees went, is look like their villages. How about the feeling of the new generation? For example, if you had a child, they feel it about the origin they come from the Anatolia or? Oh, yes, they have it because we used to go, I bring my child in last Easter in Istanbul. My husband is from Antalya, so we visit our villages. We feel the same thing. It's not so strong because we don't the way of the family living change. So it's not so strong refugee identity, but we still have it. ...1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'na göre Yunanistan ve Türkiye kendi yurttaşlarını din esasına dayanarak zorunlu göçe tabi tutar.
Sayısı milyonları bulan Rum nüfus Anadolu'yu terk ederek Yunanistan'ın çeşitli şehirlerine taşınır. Mübadeleyle doğup büyüdüğü yeri terk etmek zorunda kalan her ailenin geçmişinde yürek burkan anılar gizli. Olmaz pipinim olmaz. Burned 55,000 houses and 5,000 shops. And this photo is the morning at 14 September 1922. After the population exchange and the destroyed of course of Izmir, some families came from Izmir by boat, by special boat, fish boat, especially fish boat. We call it kurites. It's a boat like this, and they came island by island from Izmir in Karaburnu, in Kalamaria area. Από τα γλυκά σου μάτια τρέχια θανάτο, νερό ζευδί μου αμά. Και σου γυρέψα λιγάκι και δε μου δώσες και δεν μου δώσες να πιω. Όλου μας πιπινί μου όλου μας να με πεθανείς πολέμας. Να με πεθάνεις πόλεμας, λίμου ζευδί μου αμάν, και το νου μου τον επήρες από το κεφάλι. Σαν να βρίσκω μυστικείο. Και είναι, το ένα κομμάτι είναι τα Λάτσατα, η Αγία Παρασκευή, ο Τσεσμές, και το χωριό που πηγαίνει προς τα Άδανα, το μέρος αυτό, μέχρι τη Μεγάλη Παναγία. Είναι χωριά προσφυγικά, είναι ο Περέας, η Καλλίπολη, από την Καλλίπολη, από τις νέες επιβάτες στην Κωνσταντινούπολη, και κάτω άλλο το χωριό είναι η Αγία Τριάδα. Το όνομα η Αγία Τριάδα το πήρε, ήταν τρία χωριά που ήρθαν ανταλλάξιμοι από τη Μικρά Ασία, και δεν ταιριάζανε να βγουν, να βρουν πιο όνομα και το βγάλανε Αγία Τριάδα. Και κάτω είναι το Καράπουρνο, το μεγάλο Καράπουρνο, όπως είναι από τη Σμύρνη το μεγάλο Καράπουρνο που βγαίνεις για να βγεις στο Αιγαίο, στην Αιγαίο Πέλαγος. Έλα να πάμε εκεί που θες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές, που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Έλα να πάμε εκεί που θες. Selanik, tarihi ve kültürel zenginliğiyle turistler için bir cazibe mekanı. Kültür meraklıları, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Selanik'te merak uyandıran birçok farklı eserle karşılaşıyor. Coşkun Aral, hayran kaldığı şehri bir de Selanik Belediye Başkanı'ndan dinliyor. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσω την λέξη τουρίστας. Κατά την άποψή μου, στη Θεσσαλονίκη πρέπει να έρθει κάποιος ο οποίος πραγματικά τον ενδιαφέρει να περιηγηθεί. Να δει δηλαδή τι γίνεται στον κόσμο. Η Θεσσαλονίκη είναι ιδανική για έναν περιηγητή. Έχει καταρχήν μια ιστορία η οποία αποτυπώνεται στα μνημεία της, τα οποία είναι από τα ελληνορωμαϊκά χρόνια, για μην πούμε για τα παλιότερα, αλλά τα πολύ εμφανή στοιχεία τα ελληνορωμαϊκά χρόνια,
Και πάμε με πολύ μεγάλη συνέχεια, πάμε στην περίοδο του Βυζαντίου, στη χριστιανική περίοδο, με ένα πλήθος μνημείων, κυρίως εκκλησιών βυζαντινών, όπου και οι διαφορές της τεχνοτροπίας στην αρχιτεκτονική, από την Αχαιροποίητο μέχρι την Παναγία Χαλκαίων, βλέπει κανείς όλη τον πολιτισμό του Βυζαντίου. Και βεβαίως έχουμε και ό,τι έμεινε από την εβραϊκή παράδοση της Θεσσαλονίκης και την οθωμανική παράδοση της Θεσσαλονίκης. Διότι μην ξεχνάμε το ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη πολυεθνική. Το δεύτερο σημαντικότατο στοιχείο της Θεσσαλονίκης είναι ότι έχει μια γεύση, μια εικόνα πάρα πολύ ανθρώπινης πόλης. Όλη η ζωή της πόλης είναι συγκεντρωμένη μέσα στα τείχη. Που θα πείτε ότι όποιο βήμα και να κάνεις, βρίσκεις ενδιαφέροντα πράγματα. Από μια πάρα πολύ ωραία αγορά, αλλά πάρα πολύ ωραία αγορά, εγώ που έχω μια εικόνα γενικότερα των διάφορων αγορών, εκτός ότι βρίσκεις τα πάντα εδώ, τα βρίσκεις σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει μετά την Κωνσταντινούπολη, ίσως την καλύτερη κουζίνα που μπορεί να φάει κανένας. Εγώ, καλώς ή κακώς, μου αρέσει πάρα πολύ η κουζίνα της Κωνσταντινούπολης. Και η κουζίνα της Θεσσαλονίκης έχει μία ιδιαιτερότητα, το ότι έχει πολύ μεγάλη κληρονομιά. Έτσι κι αλλιώς όλη η ελληνική κουζίνα είναι μεικτή. Δεν υπάρχει δηλαδή ελληνική κουζίνα. Υπάρχει κουζίνα η οποία διαμορφώθηκε σε όλα τα χρόνια αυτά που συνυπήρχαμε με τους Εβραίους και με τους Οθωμανούς. Και βέβαια έχει μπει και το σλαβικό το στοιχείο μέσα. Burası Selanik'in bit pazarı. Ve bit pazarı deniyor çünkü bizdeki kelime de onlar için de aynen geçerli. Selanik'te hafta sonları en çok ziyaret edilen çarşı. Eski nostaljik şeyler alabiliyorsunuz. İhtiyacı olanları bulanlar da var. Kalimera. Merhaba. Merhaba. Merhaba dediniz. Türkçü müsünüz? Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Bit pazarındayız valla. Aynı İstanbul'daki Üsküdar'da veyahut da evet. Topkapı'daki evet. Bit pazarı gibi. Ama, siz gelir misiniz sık sık buraya? Ama bit pazarının ismi nereden çıkmış biliyor musunuz? Vallahi eşyalar bitti değil bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Göçmenler geldiği zaman, o zaman... Bu mübadele zamanı. Evet, buraya yürüyerek gelmişler. Bu arada bitlenmişler. Sonra da paraları falan yokmuş. Eski elbiseleri falan satmaya başlamışlar ama bitliymiş. Burada satıyorlarmış. Bu yüzden buranın bu civarı adı Bit Pazarı olmuş. Yani demek aynı şey İstanbul'da da orada da mübadele sonucu gelenlerin bitli eşyaları satıldığı için Üsküdar'da, Topkapı'da, Aksaray'da, Horor'da olmuş. Selanik'in meşhur pazarına doğru gidiyoruz. Arkadaşım Hristo ile beraber. Kendisi bir gastronom, bir aşçı. Ben de şekil ağda görüldüğü gibi yemek düşkünü bir Türk vatandaşıyım. Burada ortak zevklerimiz var bizim. Çünkü Anadolu, onun uzantısı olan Trakya, Balkanlar ve Yunan mutfağında çok ama çok ortak benzerlikler var. Ortak tatlar var. Bunların arasında unutulmuşlar da var. Birazdan birlikte Hristo ile beraber bunları ortaya koyacağız. Önce bir pazarı görelim ardından. Okey. Okey. Patlıcan.
lead this? Of Gorgars League, Gorgars League. Maidanos? Maidanos, of course. Maidanos. Biber? Yes. Mm-hmm. Okay. Hadi gidelim. Do you want to come? Kalamata. Look, and this Valamu Musakulova first. Mm, take someone. Daphne, come with me. Έχεις την πολύ μικρή. Όχι, πιο μικρή αυτή είναι. Yunanistan'da her ne kadar başkent Atina olsa bile yemeğin başkenti Selanik. Şu anda Hristo ile beraber alışverişimizi yaptık. Pazardan aldıklarımız burada. Bugün yapacağımız yemeklerden bir tanesi, çünkü çok yemek var da göstermek için zamanımız yok. Çünkü bütün bu belgeselin tümü yemeğe de ayrılabilirdi. Bir başka zaman mutlaka yapacağız. Hristo bana kendi özgün patlıcan kebabını yapıyor. Kullanılan malzemeler belli. Bizde de var artık. Arap ekmeği deriz. Arabistan'da, Arap Yarımadası'nda, Lübnan'da, Suriye'de bilinen, bizde de dönercilerin kullandığı ekmek. Pida deniyor, pita deniyor. Biz Arabik pita ne? Arabik pita. Yanında patlıcan iyi seçilmiş, çekirdeği az. Diğer tarafta dana eti. Daha önce kavurduk, zamanımız yok. Onun yanı başında fıstık, yer fıstığı ama tercihen Antep fıstığı veya Siirt fıstığı kullanılmasını tavsiye etti bana. Çünkü daha farklı lezzet veriyor. Maydanoz, taze domatesin sıkılmış püresi, süzme yoğurt. Yoğurtta da birazcık yumurtanın beyazı var. Tabii ki çözülmeyi engellemek için. İki ayrı türde peynir. Bir tarafta beyaz peynir, burada feta olarak tanımlanıyor. Diğeri de kaşar peyniri. Bütün bunlarla muhteşem bir patlıcan kebabı yapıyoruz. Hristo, can you start for me? Okay, thank you very much. Ekmeği aldık. Here. Inside, they have oil, no? Yes, we have oil. But is olive or flour? Little butter and oil. Yani şimdi zeytinyağının tek başına olanı biliyorsunuz. Zeytinyağı çok çabuk yanabilir. O yüzden diğer çiçek yağlarıyla karıştırabiliriz. Tepsinin dibini yağladık. Üstüne, ekmeğin üstüne, şu anda pide zamanı, pidenin üstüne domates sosumuzu koyduk. Patlıcanlar ince kesilmiş, hafif tavada pişirilmiş. Bunu tost makinesine da yapabiliriz. Şunları bir güzel pidenin üzerine diziyoruz, incelmiş vaziyette. Birazdan çıtır çıtır, kıtır kıtır olacak. Bunları yerleştirdik. Patlıcanımız üzeri domates soslu. Pidenin üzerine yerleşti. Ardından etimiz geldi. Daha önce kızartılmış, sosuyla kızartılmış dana eti. Koyun da konulabilir, kuzu da konulabilir zamana göre. Bir farklı patlıcan yemeği bu. Tam ortasına koyuyoruz. Kıymanın üzerine yayıyoruz. We can put the garlic. Yes, garlic. Sorry. Garlic is inside an onion and tomato. Evet, ben sarımsaktan bahsettim. Çünkü sarımsak ve soğan yemeğin olmazsa olmazları. Domates sosunda az miktarda sarımsak sosu olduğunu söyledi. Şimdi kaşerle beyaz peyniri, yani fetayı karıştırıyoruz. Not yoğurdun ortaya koymuyoruz, kenarlarına koyuyoruz. Dikkatle söylemek gerekir. Evet, domates sosunu tekrarladık. Tam ortaya koyduk. Domates piştikçe suyunu bırakacak ve patlıcanlar üzerindeki yağdan arınıp bir güzel lezzet bırakacaklar. Şimdi de fıstığı koyuyoruz. Oh my God.
What is the name of this formidable place? Himalitico. 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 Evet, yemeğimiz Himalitico. İçindekileri az önce söyledim. Şu anda önümüzde. Vallahi yani çok yemek yedim bugün ama bundan da tadacağım. Her kilo, because life is the food, food is life. Really. Selanik'in bir diğer özelliği de temiz bir kıyı şeridine sahip olması. Bu da şehri turistik yapan en önemli ögelerden biri. Thessaloniki just offers a lot to guests, mainly from our neighboring countries. There is a very big and very well established infrastructure of hotels. There are plenty of five-star hotels, four-star hotels, and three-star hotels. The majority of them being either renovated or new-built hotels the last few years. So Thessaloniki can accommodate guests for every category of hotels. I can say that Thessaloniki is very well renowned for its cuisine, for the gastronomy, the shopping, the nightlife, the entertainment, and it is also very friendly for families, especially families with children. Children and families can find a lot of entertainment here in Thessaloniki. So based in Thessaloniki, somebody can take a boat and can make a cruise. There are options, alternatives. You can make a cruise in the Thermaic Gulf surrounding Thessaloniki, half day or a daily cruise, or you can take the boat from Thessaloniki and visit neighboring islands. Also, you can visit Chalkidiki, the peninsula of Chalkidiki, that it is close by to Thessaloniki, approximately 60 or 70 kilometers, with magnificent beaches and magnificent restaurants and bars, as a daily excursion from Thessaloniki. This is a very good combination for somebody who wants to combine the city tourism, the city life, combined with an escape close by. Hem insanlık, hem Osmanlı, hem de Cumhuriyet tarihinden çok önemli izleri barındıran Selanik arkamda. Güzel bir rüzgar beni güneşle beraber uğurlayacak birazdan. İnanır mısınız? Hayatımın en güzel 3 gününü tam anlamıyla tatil havası içinde burada Selanik'te geçirdim. Artık karşı yakaya, denizin ötesine, Anadolu'ya, onların tanımlamasıyla Küçükayasa'ya doğru dönüşe başladım. Kalbim burada kaldı.